Efendim sıra geldi yaylar için ve yükselen yaylar için 2022 yıllık astroloji analizlerine. Aylin'cim acaba yayları ve sevgili yükselen yayları 2022'de neler beklemekte? Evet sevgili yaylar. Geçen yıl çok çektiniz. Yani bir sürü yay ya evliliğini ya işini sonlandırmak zorunda kaldı. Gerçekten zor bir yıl oldu 2021 sizin için. Evet. Artık 2022 yeniden yapılanma yılına doğru sizi götürecek. 2003, 2004, 2013, 2014 yıllarını şöyle minik bir hatırlayın. Neler yaşamıştınız? İşte o gündemler tekrar Uranüs'ünde. Oradaki etki, hani Uranüs yoktu o zaman. Şu anda Uranüs'le beraber daha farklı, daha sıra dışı, daha ani, şok edici şekilde, kontrolsüz bir şekilde tekrar geliyor olabilir. Çünkü astroloji ve hayat döngülerden ibaret. 18 yıllık döngülerimiz var, 9 yıllık döngülerimiz var. Ve bu ay düğümleri işte sizin aynı evlerinizden geçerken size aynı döngülerin geldiğini haber veriyor. Şimdi bu yılki döngü şöyle, tutulmalar boğa akrep aksında oluyor. Sizin de 6-12. evlerinizde. 6. eviniz gelecekle ilgili konular, çalışma alanınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız ve işte sağlık, beslenme gibi konularda. 12. evinizde akrebin olduğu yer, kapalı bir alan, bilinçaltınız, ruhsal alanınız. Burada da akrep var. Şimdi ve geçmiş mevzular. Şimdi akrebin olduğu yerde krizli konular var. Geçmiş mevzular var. Böyle dolup taşan, artık bize fayda sağlamayan, oradan uzaklaşmamız gereken taraf oluyor. Kuzey ay düğümü de, yani boğanın olduğu tarafta size gelecek vaat eden ve buraya doğru yönel dediğimiz yer oluyor. Şimdi tutulmalar 4 tutulma oluyor yıl boyu. 2 ay tutulması, 2 de güneş tutulması olacak. Hep bu akslarımızın üzerinde. Ve konu işte, yani gökyüzünün oyun kurucuları bunlar. Yani 6-12 aksınız sizin. Olaylar bunların etrafında yaşanacak demek oluyor. Şimdi 2022 size şunu söylüyor, şunu istiyor. Yani 6. ev konuları dediğimizde kendine ait bir düzen kur mutlaka. Bir düzenin olsun. Mutlaka ve mutlaka çalış. Ben çalışmıyorum. Hani evde oturuyorum, ev hanımıyım ya da işte şu anda işte öğrenimime ara verdim, bir dinleniyorum dediğiniz noktada bile o hayatınızın, o günlük rutininizin içinde mutlaka işe yarar, faydalı bir şey olması lazım. Birine hizmet etmeniz gerekiyor. Yani birine hizmet derken, ya ben bir şey yapıyorum, bu da çok faydalı. Hem kendime hem başkalarına çok faydalı oluyorum burada dediğiniz noktada olmalı. İşte bir evcil hayvan aldım, ona bakıyorum. O bile İşte bu ay düğümünün yerine getirilmesi gereken ödevidir. Öyle düşünün. O nedenle bu geçiş gerçekten önemli. Sağlığınız konusunda, sağlığınızı koruyup önlem almanız gereken bir dönem. Yani stabil bir sağlık durumunuz vardır. Onunla çok ilgilenmiyorsunuz. Öyle sürüyor. Ama bu dönem artık bununla ilgili kalk bir tedavini, neyse ona başla. Düzenli bir şekilde. İşte spor mu istiyor hayat senden? Spora başla. Sporu ciddi olarak hayatına dahil et. Çünkü burada sağlığını hem koru hem de sağlığınla ilgili önlem al diyor bu geçiş sana. Burada tabii sinir sistemi, akciğerler özellikle önemli. Sinir sistemini koruyacak. Özellikle bu aks çok önemli yaylarda. Geçen yıldan beri çok çok önemli. Zorluyor. Şöyle ki meditasyon, böyle yoga gibi çalışmalar, zihni boşaltıcı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bir düşüncede çok fazla kalmamanız gerekiyor sevgili yaylar. Gerçekçi olmanız gerekiyor, planlı olmanız gerekiyor, pratik olmanız gerekiyor. Yani ben bir işi kalktım, en pratik şekilde hallettim ve o işi bitirdim, hayatımdan çıkardım demeniz gerekiyor. Detayları önemsemeniz gerekiyor. Yani bir işi akışına bırakıp nasıl olsa hallolur'u asla bu yıl yapmamanız gerekiyor. Yani bu yıl olay detaylarda dönüyor. Gerçekten. Yani detaylar sizin için çok önemli. Çok küçük ayrıntılar önemli. Çalışmaktan yorulmamanız gereken bir yıl. Çalışma hayatının içinde olmanız gereken bir yıl. Çalışma hayatınızla ilgili güzel, sizi mutlu edici gelişmeler olabilir. Yeni bir iş bulabilirsiniz. Olan hali hazırdaki işinizi bıraktıktan sonra başka sizi mutlu edecek bir işe giriş yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız, İyi çalışma arkadaşlarınız olabilir. Hani yine çalışma arkadaşlarının değişmesi de tabii bu gündeme dahil ama
Sizin hani bu çalışma şevkinize göre burası da yeniden yapılanacaktır. Öyle düşünün. Şans ve fırsatlar burada çünkü. Alışkanlıklarınızı değiştirme zamanı. Yani o alışkanlıkları tamamen kökünden bitirme. Günlük rutinleri oluşturma. Daha fazla sorumluluk alma zamanı olacak. Bir taraftan da daha içe dönük, inzivada olabilecekleri, eşin sağlığıyla, eşinizin sağlığıyla ilgilenmeniz gereken bir dönem olabilir belki. Çalışma koşullarının, kendi hayatlarının da değişebileceği bir dönem sevgili yayların. Şimdi bu 6-12 evlerdeki tutulmalar tamamen ruhsal ve bedensel sağlıkla alakalı. 2022 bunlarla geçecek. Ve en önemli konu bu ruhsal ve bedensel sağlığı korumak olacak. Yani gerçekten bütün eforunuzu burada harcayın derim ben sevgili yaylar. Yani bundan sonrası için yani o sağlık sorunuyla uğraşma, kronikleşmesini istemiyorsanız, o çalışma düzeninizin sizi yormasını istemiyorsanız, şu andaki bu geçişi lütfen güzel kullanın derim, tavsiye ederim. Yılın ana maddesi, ana gündemi bunlar. Daha sonra Jüpiter Balık 4. ev, Jüpiter Koç 5. ev geçişleri var. Bunlar da yılın böyle mutlu edici gelişmeleri. Yani şans, bereket bana nereden gelecek? İşte Jüpiter Balığa geçiyormuş. 4. evindeymiş. Bana ne yapacak derseniz konu aile, yuva konuları, gündem. Yani yeni bir ev almak, yeni bir şehre taşınmak, mobilyaları değiştirmek. Ev içinde iyimser, mutlu, huzurlu olmak, anne ile ilgili gündemler, evde zaman geçirmek ve miras konularında size bu Jüpiter balığın 4. ev geçişi şans verebilir. Zaten yaylar şanslıdır, çift kısmetlidir yaylar. Evet. Ve bence bu Jüpiter geçişleri onlara gerçekten böyle hani istedikleri, çok istedikleri yani gönülden istedikleri bir şeyi de hayatlarına getirecektir bu dönem. Özellikle Jüpiter 5. eve geçtiğinde yani ikinci yarıda daha sosyal, daha eğlence odaklı olabilirler. 5. ev yaratıcılığın evi, çocukların evi, böyle riskli yatırımların evi. Yeni bir hobi bulabilirsiniz, bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Belki aşık olabilirsiniz bu dönem. Bu aşk uzun süreli bir ilişkiye dönüşebilir. Çünkü Jüpiter 5. eve geldiğinde flörtlerden aşktan yana da şans veriyor. İnsan. Böyle hızlı bir giriş olabilir hayatınıza. Yaratıcılığınızın artacağı bir dönem. Çocuk düşünen yaylar varsa onlar çocuk sahibi olmak için harekete geçebilirler. Şans oyunlarında, coin, borsa gibi yatırımlarda şanslarının yüksek olduğu bir dönem. Dediğim gibi zaten bu Jüpiter balık geçişi de onlara yarayacaktır. Bu alanlarda gerçekten şansları var. İyi şans sizinle birlikte sevgili yaylar. Tabii yılın hani önemli gündemlerinden Satürn geçen yıl da 3. evinizdeydi. Yani 2020'den beri Satürn 3. evinizde. Bu yıl da Satürn aynı yerde. Ve Satürn 3. evde ne yapıyor? Bir kere Satürn bulunduğu yerde size bir sınav verir, ödev verir. Sağlam bir temel ister. Şimdi burada bir kere sizin fikirlerinizi, kararlarınızı değiştirmek için orada sizi biraz meraklı kılıyor. Yakın çevre trafiğinde daha faal olmanızı istiyor. Eğitim, iletişim konuları, derin bilgi arayışı, kardeşler, komşular, akrabalar, arkadaşlar konusunda sizi çeşitli sınavlara tabi tutuyor. Yine fikirler, sinir sistemi burada da devrede. Ticari anlaşmalar, yazılı ve sözlü ifadeler. Biraz burası depresyon aksı da. Yani burada Satürn tüm ikizlerin evine geldiğinde ki şey yayların işte kova 3. evleri orası aynı zamanda ikizlerin de evi işte. Orada olduğunda düşünceleriyle, iletişimiyle, işte anlamlandırdıklarıyla, fikirleriyle ilgili bir kısıtlanma yaşıyorlar. Orada bir değiştirilmesi gereken bir şey var. Bunu değiştirirken de Satürn hani böyle en temelden, en derinden yapmak istiyor bunu. O yüzden hani ne kadar ben bilgi alırım, ne kadarı bana işime yarar, ne kadarı işime yaramaz konusunda biraz ayıklama yapmaları gerekiyor. Yani böyle gündelik bilgileri alıp işe yararlarını kullanıp işe yaramayanlarını atmaları gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Büyük harcamaları da gösteriyor tabii. Büyük harcamaları da olabilir. Araçlarla ilgili alım satımları olabilir. Çünkü orası aynı zamanda Satürn'ün işte araçlarla ilgili hem sorun verebilir hem de iyi bir hayatlarına işte bir araban olsun, bir
aracın olsun, bunu gel değiştir ya da hiç aracı olmamış insanlar işte bir araç sahibi yapabilir ve kalıcı olur bu. Hayatlarında hani kalıcı düzenlemeler istediği için bu dönem bunları yapabilir. Satürn tabii geçtiği evde bir sıkıntı veriyor, sorun veriyor. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirler 2023'e kadar sevgili yaylar. Ama yıl boyu dediğim gibi hani geçen yılki gibi değil, bu yıl şanslısınız. Bu yılın ana gündem maddesi düzen oluşturmak, kendinize ait bir düzen kurmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani şöyle ben yaylara şunu tavsiye ediyorum. Ya ben çok yoruldum, çalışmayayım, biraz dinleneyim, evde olayım dediğiniz noktada hayat sizi desteklemiyor. Çünkü hayat sizden gerçekten faal bir şey istiyor. Yani sabah ben 8'de kalkıyorum, kahvaltımı 8'de yapıyorum. İşte 12'de şunu yapıyorum, 2'de bunu yapıyorum. Ya bu kadar ciddi bir düzenleme istiyor. Bu kadar ciddi bir düzenleme yaptığınızda da ödülü gerçekten büyük olacak. Fedakarlık etmeyi öğrenmeniz gerekiyor, hizmet etmeyi öğrenmeniz gerekiyor, çok çalışkan olmanız gerekiyor, sağlığınızı korumanız gerekiyor, sağlığınızla ilgili önlem almanız gerekiyor, çalışmaktan kaçmamanız gerekiyor. Ne olursa olsun çok yoruluyorum, işte çalışmaların karşılığını alamıyorum dediğiniz noktada bile illaki çalışmanız gerekiyor sevgili yaylar. Kötü alışkanlıklarınızı tabii bırakmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyor. 2022-2021'den daha kolay geçeceğini düşünüyorum ben. Daha şanslı, daha bereketli olacağınızı düşünüyorum. Yani mottoları da vermiş oldun aslında. Evet, mottoları da vermiş oldum. Kısaca. Çalışmak. Evet, çok çalışmak efendim. Bunu es geçmeyelim. Özellikle yaylardan yeni rica ediyoruz. Yeni düzenler kurmak, hayat evet. düzeni. Evet, gayet güzel. Efendim, yaylar ve yükselen yaylar için yorumlarımız bu şekildeydi. Sizlerden şöyle küçük bir ricamız var. Diğer burçlarda da bunları her zaman belirtiyorum. Biliyorsunuz aylık yorumlarımızda hep ne diyoruz? Efendim, bu ay içerisinde yaşadığınız her şeyi, deneyimlerinizi bizlerle paylaşın. Bize yazın videonun altına. Sizlerden evet. bu videonun altındaysa, bu yıllık bir astroloji analiz videosu olduğu için daha detaylı bir video. Dolayısıyla yıl içerisinde bu videoya geri dönüp deneyimlerinizi paylaşırsanız burçtaşlarınıza ve yükselen burçtaşlarınıza, yaylara ışık tutabilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz, onların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz ve aynı zamanda biz sizlerin yorumunu görmekten her zaman söylüyoruz. Çok memnun oluyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Efendim, az sonra oğlaklarla, yükselen oğlaklarla tekrar karşınızdayız. Hoşçakalın sevgili yaylar.